Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu Premier su ısıtıcısını, yani kettle diğer bir adıyla, bu kettle'ı tanıtmaya çalışacağım. Şimdi bu kettle'larda bazı özellikler var. Onları size anlatmaya çalışacağım. Birincisi, bu alt kısmındaki 220 voltla çalıştığından dolayı bir fişi var ve kablosu. Burada da tırnaklı nötr faz ve toprağın geçtiği yer var. Yani bu fiş ucundan gelen elektrik buradan geçer. Burada söylemek istediğim bir nokta, arkadaşlar, bu fişimizi prize takılı bulundurmayalım. Devamlı prizde olmasın. Boşta kalırsa şayet çocuklarımız buralara ellerinde bir çiviyle veya herhangi bir demir aksamla dokunup burada elektriğe çarpılabilirler. Birincisi bu. Zaten fazla bir özelliği yok bunun. Sadece buradan geçişi sağlamak için kullanılan bir yer. Evet, diğer taraftan kettle'ımızın alt kısmında da bakın görüyorsunuz 3 tane uç var. Demin gösterdiğim yere, yani şu kısma takılan 3 tane tırnak var burada. Bu uçlardan biri faz, biri nötr, ortadaki de topraktır arkadaşlar. İşlemlerin tamamı bundan sonra başlıyor. İç kısmında da kapağını şöyle bir geriye doğru açalım. Bakın ısıtıcı var içeride. Bu ısıtıcımızın arkadaşlar bu takılı yerinde şu anda boş, bakın su yok. Açık vaziyette şu anda boşta. Buraya kesinlikle su koymadan bu kettle'ı çalıştırmıyoruz. Minimum 0,5, yani yarım litre muhakkak bunun için su koymamız gerekir ki ondan sonra fişe takıp çalıştırmamız lazım. Yoksa bu içindeki ısıtıcı yanar. Zaten bu kettle'ın bu ısıtıcısı yandı. Bunu ben değiştirdim ama bunu da değiştirmeyi siz evde yapmayın. Sebebini söyleyeceğim birazdan. Onun sebebi, bakın şu arkada bir conta var. Yani suyun dışarı çıkmaması için bu ısıtıcı taktığımızda o conta eğer zedelenirse su dışarı yakar. Yani su koymadan, bu 0,5 dediği, yani yarım litre suyu koymadan kesinlikle fişe takıp çalıştırmıyoruz. Yoksa yanar. Zaten bunun en büyük arızası, birincisi bu ısıtıcı kısmı. İkincisi de burada termostat kısmı var. Açıp kapattığımız termostat kısmı var. Bir diğer arıza kısmı da bu. Şimdi arkadaşlar buna bakın şurada süzgeci var. Bu temizlenebilir, çıkabilir. Bunu çıkarıp temizleyebilirsiniz. Şöyle biraz hafif biraz zorladığınız zaman bu çıkar arkadaşlar buradan. Şöyle bakın. Yani filtre gibi suyumuzun içerisine herhangi bir şey gelirse buradan süzdüğümüzde koyacağımız neyse, artık çaya mı koyuyoruz, yemeğe mi koyuyoruz, onun içine gitmemesi için bakın şu ağzını kapattığımızda buradan suyu süzerek o süzgeç vazifesi yapıyor. Tabi bu kirlendiği zaman da bunu temizlemek için çok basit çıkması var. Şimdi arkadaşlar bakın ben size bunu göstereceğim. Suyu yarım litre koyacağız. Zaten kenardaki bu renkler şeffaf. Yani suyu koyduğunuzda o su orada gözüküyor. Şimdi onu göreceğiz buradan. Üstüne normal suyumuzu dolduruyoruz böyle. Evet. Suyumuzu koyduk. Suyumuzu şöyle alalım. Şöyle salladığım zaman herhalde oradaki suyu göreceksiniz. Bakın. Koyu bir renk oluşturdu. Ve görülüyor. Evet. Şu anda bakın. Yarım litre suyu koyduk. Üst limiti de arkadaşlar maksimum 1,7. Yani 1 litre 700 mili. Buraya kadar suyu koyabiliriz. Daha yukarı koymuyoruz. Çünkü buharlaşıp kaynadığı zaman komple dışarıya taşar. Şimdi bu suyumuzu koyduk. Minimum yarım litre suyumuzu koyduk. Ve kapağı bıraktık. Kapağı da bu şekilde bırakmayalım. Eğer buharla çalışan termostatı varsa devamlı çalışacaktır. Devamlı suyu kaynatacaktır ve kesmeyecektir. Bu kapağı şöyle bakın tık diye oturdu. Yani hiçbir yerinde açıklık kalmadı. Tamamen oturdu.
Bunun sebebi de arkadaşlar, bu tırnağı buradan kapağı açarken de geriye çekiyoruz tırnağı. Açıyoruz. Bakın şu kısımda, şöyle göstereyim. Buharın gittiği termostata bir yuva var burada. Tam kapatacağız ki o buhar o termostata sirayet edecek. Ve buradaki o kaynadıktan sonraki durdurma yapacak. Bunu kapattık. Şu anda bakın. Ve fişimizi taktık. Şimdi arkadaşlar, bu fişimizi taktıktan sonra bu kettle'ımızı normal, bakın, yuvasına denk getirip yerine oturtuyoruz. Bakın oturdu. Size sıfıra sıfır oturması lazım. Ve bu arka kısmında, tam gördüğüm bilmiyorum ama şöyle kaldırayım yukarıya. Şu düğmesi var burada. Buna bastığımızda zaten ışık yanıyor. Bakın ışık yandı. Şimdi bakın ses gelmeye başladı hemen. Su az olduğu için. Duyuyorsunuz. Şimdi bunu kaynatacak. Kaynattığımda arkadaşlar buradan buhar termostat vasıtasıyla buradaki elektriği kesecek ve anahtarımız tekrardan eski konumuna gelecek. Şu anda suyumuz kaynıyor. Evet, buharlamaya başladı. Evet, duydunuz, bakın anahtar eski konumuna geldi, ışık da söndü. Yani buradaki termostatımız açtı ve şu anda suyumuz hazır. Şimdi arkadaşlar, bir de burada önemli bir husus, bunu açarken, yani kapağını, bu kettle'ın kapağını açarken elimizi bu kenarlarda bulundurmuyoruz. Bakın böyle elimizi buradan tutup sağlam bir şekilde bu tırnağı geriye hafif bastırıp yavaşça yukarı kaldırıyoruz, bakın. Eğer içini açmak istiyorsak. Zaten istemiyorsak normalde bu şekilde yerinden çıkarıp istediğimiz yere götürebiliriz. Seyyardır. Yani nereye istesek oraya götürebiliriz. Ve bunu içindeki suyu kullanabiliriz. Bir de arkadaşlar, şayet içindeki rezistans yanmışsa, o rezistans çok pahalı değil. Kettle'ımız mesela diyelim ki 100 bin, 100 lira, öyle farz edelim. Dörtte biri fiyatına değiştiriyorlar. Eğer ben değiştiririm derseniz kendiniz alıp değiştirebilirsiniz ama dediğim gibi o conta kısmı biraz hassas olduğundan eğer yaptırırsanız yerindeki vatandaşa bence daha mantıklı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.